Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait Kozlu Maden Ocağı'nda 3 Mart 1992'de meydana gelen Grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve maden işçilerinin yanı sıra yerel yetkililer ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Çok zor şartlarda çalıştığımızı biliyoruz. Bizim her zaman önceliğimiz can güvenliğimizdir. Son 2 yılda olduğu gibi kazasız belasız çalışmak istiyoruz. İdlib'deki harekata destek veren maden işçileri, tören alanına bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren Yiğit Mehmetçiğin yanında yazılı pankart astı. Devletimizin sınır ötesindeki yaptığı hareket anısına, söylenecek olanları siz karşıdaki pankartta zaten söylüyorsunuz. Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren Yiğit Mehmetçiğin yanında. Hepinizi gönülden şükranla selamlıyorum. Törende ocaklarda hayatlarını kaybeden tüm maden işçileri ve İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu. Suriye'de görev yapan askerler için dua edildi. Onların da